Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı 15'liler geliyor kızların gözü yaşlı. Ha! Bölümümüzün içeriğini sana açıklayacak tek bir kelime söyleyeceğim. Hemen diyeceksin ki abi tamam bölümümüz bu diyeceksin bana. İnanılmaz anlattın. Şarkı. Yemek. Hayır. Şarkı. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Bulacaksın zaten. Benim uzman olduğum konudur. Hayır benim uzman olduğum konudur. Hayır benim uzman olduğum konudur. YouTuber. Yemek bölümü. YouTuber'ların şarkılarına tepki. Ne bu yüzündeki memnuniyetsiz tavır ya? Sıkıldım her dakika şarkı markı markı şarkı. Yepyeni bir YouTuber'ların ve TikToker'ların şarkılara tepki bölümümüze... Abi hadi YouTuber'lara alıştık da TikToker'lar niye şarkı çıkartıyor? Yine çok farklı ve çok enteresan şarkılar dinleyeceğiz efendim. Hepsini dinleyerek 10 üzerinden puanlayacağız. Enteresan yeni bir konsept mi bu? Yok kanka hep böyle diyorduk. Biliyorum lan. Dalga mı geçiyorum sen benimle? Biz şarkıların abi küçük bir kısmını dinleyeceğiz şimdi seninle birlikte. Ama orijinalleri linkleri nerede? Aşağıda. Açıklama kısmında mevcut, oradan gidebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Efendim ilk olarak Berkcan Güven ile başlıyoruz. Neydi şarkısında da? Bir şey söyleyeyim mi? Berkcan'ın en sevdiğim şarkısı olmuş. Valla. Yemin ediyorum. Ne başlığımız? BSG diyelim. Açılımı ne? Evet. Oha şarkıda sadece siktir git diyor lan. Ya dur oğlum ya. Bir siktir git diye başlıyor ya şarkı. Ya dur tamam tamam anladık. O buna demiş, o da şuna demiş, bir siktir git. Aa Zeynep Bastık değil mi bu? Greetings from the Eurovision man. Zeynep Bastık ol. From Turkey. Bege and Emir Taha. Bir siktir git. Abi çok güzel olmuş klip. Oğlum Berkcan tam dolandırıcı gibi olmamış bu tipe. Demiş, o dışına demiş. Klibini de çok sevdim. Güzelmiş lan. Beğendin mi? Güzel ha. Berkcan'a da bıyık yakışmış ha. Çok eğlenceli. Abi klip efsane ötesi olmuş. Çok beğendim klibi. Her gün olay, her gün tehlike. Önemli olan da netice. Yeah. Berkcan bir şey söyleyeyim mi? Güzel dans ediyor. Vücudunu güzel kullanıyor yani. İlk şey söylendi mi? İlk verse söylendi mi? Evet. Ne zaman söylendi ya? Klipte komik ha. O piyasa Gangnam Style değil mi ya? Ha çabuk. Bak burada Tuncay Şanlı diyor galiba. Tuncay Şanlı diyor orada nah çekerken. İyi dinleyin. Mikro hesap işim yok benim, hey. Ortam etti beni agresif. Sektir git. Güzel olmuş. Aren. Ne oldu ya? Niye bu kadar küfür ediyorsun ya? Şarkı söylüyorum. Ben çok beğendim abi. Klibiyle ve şarkısıyla gerçekten 10 numara iş olmuş. Çok iyi oğlum. Evet. Berkcan aşmış yani. İlk başta şöyle görünce ön yargılı bir şey yaptım ama gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Çok mu beğendim? O kadar enerjisi yüksek bir şarkı ki. Bayıldım. Değişik buldum. Mesela ilk şey söylenmiş. Hani önümde sözler olmasa ne dediğini hiç anlamadım. He. Anlaşılır bir şey. Bir tek siktir git anlaşılıyor. O da hepsi değil. Bazı siktir gitler anlaşılıyor. Vallahi diyorum. Şöyle abi, Berkcan Güven, BG Efendi isimli albümünü 29 Ocak'ta dijital platformları sundu. Toplamda 12 tane şarkı içeriyor bu albüm. Bu dinlenir şarkı da onlardan bir tanesiydi. 29 Ocak'ta çıkan bu şarkı şimdiye kadar 4.3 milyon izlenmeye ulaşmış efendim. Çok güzel. Valla yarın sabah işe giderken arabada dinleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Dönem klibi olmuş. Evet. O çok hoşuma gitti. Ki klibin ilk başlangıcındaki o İstanbul kesitleri de güzel. Şarkı, beatleri, yani sözlerinin uyumu, her şeyiyle çok güzel abi şarkı. Mesela şey rahatsız etmedi mi? Küfür seni. Etmedi. Evet. Ağız dolusu kastederek söylemiyor.
bir siktir git demiyor yani. Ağır hani, gelmiyor değil mi? Evet, çok yani yavaş yavaş söylediği için böyle ritme ve flow'a uymuş yani, anladın mı? Ya bence sıkıntı değil ama Türkiye genelinde sıkıntı yapanlar olmuştur bence. Abi rahatsız etmiyor artık böyle şeyler de yani. Yani Diyar Pala diye bir adam var abi bizim memlekette. Pompalamasyon diye bir şarkımız var abi bizim yani. 10 üzerinden abi Berkcan'ın bu şarkısına kaç puan ben veriyorsun? Ben 10 veriyorum. Ben çok beğendim şarkıyı. 10 puan. Evet. Ben de tekrar dinleme hissi uyandırdığı için 7 veririm ben. Ben de bir 8 veririm. Klibi için 10 ya. 10 mu? 10 abi. 10 demek mükemmel demek. Mükemmel çünkü. Ha, kusurlus. 5. Abi doğru dürüst. Tamam 3. 9. 9 puan. Ben yani hiç bu kadar yüksek vermedim YouTube'un evet, şarkılarına. Evet, ben şaşırdım şu an, evet. Aynen, 9 verdim. Şimdi bir TikToker'a geçiyoruz. Tamam. Kürşat Juan'a geçeceğiz. Biliyorum. Hiç duydunuz mu? Evet. Ben bilmiyorum. Yani TikTok takip ediyor musun? Evet. Kürşat kimdi hatırlar mısın? Yılan hikayesinde. Yılan hikayesi. Memoli'nin evet düşmanı Kürşat, yılan, Erkan. Evet. Juan'lar galiba bir... Berke var. Ha, klan Berke gibi bir şey mi? Gibi. Gibi. Evet, evet. Alayına. Kürşat zirveye yakın bayağı. Tahtlarınız hazır mı yıkın? Aaa tarlı! Daha ilk cümleden kendini öven, ismini kullanan bir ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşımız. Bu bir diss şarkısı. Ona göre dinle. Bayağı herkese laf atıyor yani şarkı içinde. Kürşat zirveye yakın baya, tahtlarınız hazır mı yıkılmaya, çok gerekli sizlere akıl baya, gerek yok kasıntı takılmaya. Yap kavgayı ol şöhret, yap primini ol şöhret, değiştir manita ol şöhret. Siy artık yok böyle. Sıkırt sıkırt ne lan? Fenomen mısın fenomen mi? Aklıma takıldı bu önemli, hece can bom mu yoksa menemen mi? İkizler dikizler. Ha ikizler mi bunlar? Bu değil. İkizler diye başka TikToker'lar var. Ha. Onu gönderdim. İşte o kadar. Bu diss şarkısı bu arada. Ha eyvallah tamam. İkizler dikizler bizi bu. Nasıl? Ha. Evet bir diss var da. Kime diss anlamadım. Dedim boş boy. Allayına, allayına. Nakarat dile oturacak şekilde hani birkaç kere dinlersin ve söylemeye başlarsın evet ya. Berke mi? Arkadaşı. Ha. Prodüksiyon güzel. Burak. Manidar. Size delikten bir bakarım demiş. Manidar. Burada birine bir önderim var ama ben piyasaya hakim olmadığım için. Prodüksiyon evet falan hoş. Ses de çok kötü değil, güzel. Yani inanılmaz beğendim diyemeyeceğim ama iyi yani. Nakaratı çok keyifli. Sadece şeyi sevmedim. Yap kavgayı ol şöhret, primini ol şöhret. Şöhretin söyleniş biçimini sevmedim. Nasıl söylüyor? Şöhret. Genel olarak peki nasıl söylemiş onu? Bence okey. Güzel güzel. Bence beğendim. Güzel. Abi bizim klip çekimleri ne kadar başarılı ya. Bu da evet güzel. Nakaratı gerçekten dile takılacak bir nakarat. Akılda kalıyor. Aynen öyle. Diss şarkısı olmuş. Başarılı. Yani güzel. En güzel azından anlaşılıyor ne dediği. Ama... Birisine bir gönderme hayır var. Hayır ya ne alakası var? Gönderme var. Tabii ben yine anlamadım mecraya çok uzak oldu. Yani evet. Berke kim? Berke işte, şu Buse an. Kim? Buse kim? Buse'ye bayağı sinirlenmiş. Ece... Ece Ronay. Ece bayağı Ece'ye sinirli. Bu şarkının yayınlanma tarihi 1 Ocak 2021. İzlenmesi de 13 milyon imiş. Oo, arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten. Yüksek sayıda bir izlenme. Kaç puan verdik Buğra abla? 3. Hmm, 10 üzerinden 7 veriyorum. 6 diyelim. 6. 6 diyelim. 6. 4. 7. Ama şöhret diyor bak. Şöhret, o yüzden. O yüzden. Şöhret. Kartel, bir numara. Ha o ne andırıyor evet. Bak kartel, bir kartel numara. En büyük, cehennemden çıkan çılgın tek. 25 yaşında 100 binlik araba. Bir başka TikToker'a hemen geçiyoruz. Geç. TikToker'ımızın adı Ece Ronay. Hı, yine tanımadım biri. Neymiş bu? Karamela sepeti. Terazi, lastik, cimnastik. Hamama gittik, temizlendik. Bu şeye benziyor, Merve Yalçın'ı biliyor musun? Hmm, karamela mocho. Merve Bella'ya benziyor. Hmm, dans et karamela. Karamela deyince söyle bana hangisi bela. Sahte hep onlar vallahi billah. Evet, Ece Ronay'ın şarkısını açıyoruz efendim. Hmm, karamela. Hmm, dans et karamela. Nasıl? Yaz gerçekten hiç şarkı bilmeden direkt söyleyebildim yani. Mmm, karamela. Ya he 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 mi? Çıkartacağım.
Çıkaracağım. Bu ne oğlum ya? Çıkarma. Pop tarzı olmuş. Değil mi? Bu Murat Kekilli. Benziyor ha. Hay Murat Kekilli'nin böyle Deliler Hastanesi'nde vardı ya klibi. Ha. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Ne oldu? Neresi? En çok aklına ne kaldı abi bu şarkıda? Söyler misin bize o kısmı? Şey... Karamela dostum, arkadaşım. Hatta karamela. karamela. Tamam, şaka bir yana nasıl buldun abi? Kötü. Kötü. Beğenmedim. Bu. Hiç beğenmedim. Ya nasıl beğenmedin Gözde? Mesela karamela, karamel değil. Şimdi bak. Karabela hiç değil. İlk başta diyor, diyor. Ha. Lezzetli ha. Anlamında. Onu anladım. Sonra karamel demiyor. Karamela diyor. Yani bir kadından mı bahsediyor? Hayır. Karamela. Diyor. Karamela diyor. Demek o bir kişi. Kara. Kara. Mela. Ela. Işığı söndür, başımı döndür. Şşt. Oha, o öyle mi diyor? Kışın bayağı. Sayın Ece Ronay Hanım, neler diyorsunuz ya? Ece Hanım, bak Alev'in orta yerinde çatladı gönlüm. Bu gece dört yanı kapladı yangın. Yanıyor, yanıyor. Yok, başka bir şeymiş. Yangın, ben şey... her aşkın yolu. Ece Ronay'ın bu şarkısı 22 Ocak'ta yayınlanmış. Ve izlenme sayısı da 4.6 milyon imiş efendim bu şarkının. İyi dinlenmiş, o da kitlesinden dolayı diye düşünüyorum. Bası vermiş. Kesine karışmamış. Prodüktör kimse. Ya ses zaten yok. Dümdüz. Aynen. Hiçbir seste bir artış, azalış, bir ahenk yok. Ya bak. Ben daha güzel yapıyorum. Ben öyle etkilenmiyorum. Yapar mısın bizim için? Karamela. Kızlar var ya. Karamela. Arkadaşlar Instagram'ı aşağıda oradan takip edin. Onun üzerinden kaç puan verdik? 3. 2. 2 puan. 4. 4. 3. 3. 3 puan. 2 evet. Puan. Başarılarının devamını diliyorum. Tamam. 4 puan veriyorum. Petek Dinçöz'ün full hiç kazanamasına benzettim yani. Şimdi efendim şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz ama öncesinde izleyicilerimize çok güzel bir oyundan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda sana da bahsetmek istiyorum. Hemen abi. Hemen bir dinle lütfen. Tamam. Oyunumuzun adı World of Warships. Wow. World of Warships online olarak başkalarıyla ya da arkadaşlarınızla epik deniz savaşları yapabileceğiniz bir bilgisayar oyunu. Oynaması ücretsiz olan bu oyunda devasa haritalar var. Farklı taktik ve stratejiler kullanarak rakiplerini alt etme var. 20. yüzyıl başlarındaki efsanevi savaş gemilerini komuta etmek var. Bir tane olsun ya. Gözdeciğim bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. 300 farklı gemiyi istediğini aralarından seçerek kontrol edebiliyorsunuz. Oo, bu oyunda. 300 farklı gemi. Ha. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bu gemilerin özelliklerini kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Allah Allah. Tabii ki oyunu oynamak isteyen arkadaşlarımıza eli boş göndermiyoruz. Ekranda da yazan boom kodunu kullanarak oyuna ilk defa başlayacak arkadaşlarımız 200 doblon para kazanacak, 2 adet gemi kazanacak, 2,5 milyon kredi ve 7 günlük premium hesap kazanacak efendim. Aa, evet, yeni başlayacaklar için ideal bir... Abi yeni başlayanlar için böyle şeyler yapılması çok iyi ya. Çünkü... Abi çünkü diğerleri çok ileride. Çok ileride aynen evet. Abi iyi oluyor bence. Bence güzel fırsat yani. İdeal yani gerçekten. Hani en azından deneyin yani böyle bedava bir şey vermişiz yani. Kredi vermişiz. Bana da gelecek mi kredi? Oyunun indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve indirebilirsiniz. İyi oyunlar diliyoruz hepinize. Ve Enes Batur ile devam ediyoruz. Ayaz. Enes Batur Ayaz. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Ayaz vurur yine donar umutlar, bak bu akşam anlatıyor çok soğuk hava. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at, harca anıları elinde kalanları. Bak ben böyle sözü olan şarkılar seviyorum. Donar umutlar, umutlar, siyah sayfaları yırtıp yakıp at, harca anıları elinde kalanları. Enes iyi oynamış ha, şş. İyi oynamış Enes.
Enes tam bir John Wick gibi. Bayağı prodüksiyon var. Kız mı o? Evet. Enes Batur yine bir kahraman rolüne bürünmüş bu klibinde. Ay kurban olurum, ben çok üzüldüm. Vay. O da sonrası mı? Öncesi. Öncesi mi? O başka çocuk. Ay klip de çok güzeldi. Çok güzel. Ay çok ağlayacağım Burki, çok duygulandım. Yapma hocam, yapma hocam. Abi herif güzel klip çekiyor ya. Değil mi? Çok sinematik abi klipler. Çok iyi. Süper. Tam bir John Wick. Herif kurşundan hızlı koştu. Ölme be. Ona kim bakacak? Aa. Arzu Ayaz. Şimdi burada yazanlar kimler? Şehitler. Evet. Ay çok kötü oldum Burak. Ay kanım dondu, bir şey diyemeyeceğim. Değil mi? Evet. Klip çok iyi olmuş oğlum. Yalnız çok güzel olmuş. Şimdi son kare gerçekten müthiş. Müthiş duygulandırıyor kare. Abi insanı. Tüylerim diken diken oldu. İsimlerini tek tek süper olmuş abi. Yazmışlar. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir klip. Ay askeri çok kötü oldu. Vallahi oldum. Bayağı güzel. Şimdi ya klip çok iyi ama yorumum şöyle, klip şarkının önüne geçmiş. O kadar içine daldım ki şarkıyı çok dinleyemedim. Gerçekten çok beğendim. Hikayesi güzel, anlamı güzel. En önemlisi anlamlı bir klip. Şarkıya gelecek olursak, şarkı kliple uymuş mu? Bence değil tarzı. Yani birazcık daha böyle duygusal, ototünsüz bir şarkı olsa belki ayak uydurabilirdi. Ama ikisini bir arada değerlendirecek olursak ben beğendim abi. Bence kliple çok alakasız değil mesela sözler. O da hoşuma gitti benim. Yani gerçekten çıtayı farklı bir yere çıkarmış Enes. Helal olsun vallahi. Diyebiliriz. Böyle bir şey beklemiyordum değil mi? Hiç beklemiyordum. Ve goy goy falan bekliyordum. Kısa film çekmiş yani. Aynen. Burada. Ve prodüksiyon, aynen. Görüntüler falan. Kuvvetli, evet. Çok çok üst düzey. Çok çok üst düzey. Evet, yani sırtan hiçbir şey yok. Gerçekten hiç sanki yabancı. Bu arada Enes Batur'un komple yapısı falan da çok iyi uymuş yani şarkıya. Evet. Yani vücudu olsun, fitliği olsun, mimikleri falan çalışmış aslında abi. Aslında şarkıyla klip birbirini tamamlamış yani. Hakikaten böyle sinema, bir sinema filminden bir sahne. Evet abi. Gibi. Hiç böyle sırıtan bir şey yok. Yok yani. Evet, güzel yani. Yani şey de yani, iyi de oynamış bence klipte. Evet. 10 üzerinden kaçlık bir klip ve şarkı olmuş? İkisini harmanlayacağız. Harmanlayıp 9 veriyorum abi. 9 veriyorum. Klibinden dolayı yüksek verdim. Buna 6 verebilirim. 1. 2. 3. 10 puan alıyor Enes Batur Hayat şarkısıyla bizimle. Alkışla ol. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk şarkıyı 9'a çekip 11. 11 mi? Bonus da var. He, o kadar diyorsun. Ay çok kötü, aman çok şey oldum. Dur kız dur. Sakin. Allah'tan rahmet valla. Yayınlanma tarihi bunu 19 Şubat'mış ve şimdiye kadar 15 milyon kez izlenmiş bir klip. Gerçekten prodüksiyon iyi. Enes de iyi oynamış. Gerçekten evet. Enes de iyi oynamış. Hakkını vermek lazım. Bayağı bol emek var bu klipte. Şimdi abi Berkcan Güven dediğim gibi bir albüm çıkarttı. İçerisinde 12 tane şarkı vardı. BG Efendi adında. Evet. Onların içinden Gecelerin Derdi isimli şarkısını dinleyeceğiz. Abi harman diye bir şarkısı vardı, o güzel. Aa, ne kadar ilginç olmuş şey. Neşede sıkıldım ne derdim. Paranoyalarım geri geldi. Abi nakaratı çok güzel olmuş. Bir şarkıya çok benzemiyor mu? Güzel. Güzel. Bu şarkı güzel olmuş. Beğendin mi? Aha. Beat'i de çok güzel olmuş ya. Leyla mı kompleksli?
Boynumda kolyesi. Yaşıyorum 15'i. Çok güzel. Geçişler de güzel. Orijinal abi, şarkıları gayet güzel. Berkcan bu işi yapıyor abi. Sen? Evet. YouTuber'lar arasında bence tek. Ben sana söyleyeyim. Bence YouTuber şarkıları veya TikTok şarkıları herhangi bir platform için geçerli. Bence Berkcan bu işte bir numara. Beklediğim o insan da sendin. Sersefilim, komik benim derdim. Nanem, nanem. Çok kolay ezberlenecek şarkı. Ritmi evet, akılda kalan bir ritim var gerçekten. Kelimeler de öyle, uyaklar yani bayağı derdim, derdi, geldi, erdim, aşkınla. Tam uyak mı var bak? A, B, A, B, A, 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 B. A, B. Çeyrek uyak. Tam uyak. Tam uyak mı var? Yok, bilmiyorum ne olabilir. Ben de tam çıkaramadım. Ya o zaman niye gidiyor buna? Çok güzel, geçişleri falan da çok güzel. Yani dinleyebileceğim bir şey bence. Merak ettim şimdi bu albümü. Dinleyeceğim abi eve gidince. Zaten Berkcan'la Enes Batur'un ben görmedim güzel kötü bir şarkı çıkardığını. Berkcan'ı başarılı buluyorum ya bu konuda. Evet. Gerçekten müzik konusunda çok güzel atılım yaptı. Belli bir çıtayı açtı gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani YouTuber şarkıcılardan bence çıktı. Benim hani biraz daha müzik zevkime biraz daha yakın. En azından işte bir gitar var arkada. İşte ne bileyim böyle daha soft bir şarkı, hani böyle çok böyle bangır bangır değil. Evet. Böyle daha böyle dinlenmesi kolay bir şarkı. Sözleri de anlaşılıyor. Sözleri de anlaşılıyor diyeyim. Bu önemli kriter oldu artık. Evet abi. Evet. Ama yani güzel bence. Bu şarkı da abi albümün çıktığı tarih olan 29 Ocak'ta yayınlandı ve şimdiye kadar 1.8 milyon kez izlenmiş. Allah, Begin'in niye şarkıları az izleniyor ya? Bu evet öyle biraz. İlginç. Kaç şarkıdır? Öyle gerçekten. Çok ilginç. 10 üzerinden kaçlık bir 10 şarkı? 10 veriyorum. 10 veriyorsun. Evet, evet. Bence 2 şarkısı 10 verdi. Evet abi. 8 veriyorum. Aynen, dile ellerinizi kaldırın. Kaldırırım 3, 2, 1. 8'e 10, 10 mu? Evet, 10. Evet. 9 aldı. 5. 5 puanlık bir şarkı diyoruz. Ya da 6. Güzel ezberleniyor şarkılar. Ben de o yüzden buna kaç verdim? 8. 8 mi? Ha, bugün gönlüm valla. Sen evet, yüksek yüksek verdin hep yüksek yani. Yüksek yüksek. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bölümümüzün sonuna geldik efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi dinlediğimiz şarkıların orijinalleri, linkleri arkadaşlar açıklama kısmında oradan dinleyebilirsiniz. Diyelim ve en sevdiğiniz hangisi oldu aralarında? Enes Batur dışında. Enes Batur'a bir şey yapalım. Berkcan Güven. Siktir git. Bunu bana bakarak da böyle... Çok içten demedim. Estağfurullah. Üzülürüm, ben sorumluyum.